beyaz gülüm, beyaz gülüm. Ayrılık yok etmez ölüm. Kirpiğime rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Kirpiğine rüzgar değse, baktığın yere kan damlar gülüm. Baksan hazırım, tutsan uçarım, öpsen yokluğundan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğundan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Baksan hazırım, tutsan uçarım, öpsen ölürüm, ölürüm. Yokluğundan gayrı bana netsin ölüm. Yokluğundan gayrı bana netsin ölüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Öldüğüm gündür gülüm. Sakın bir delilik yapma. Mehmet yaklaşma. Tamam yaklaşmıyorum. Nermin sakin ol. Nermin. Mehmet git buradan. Nermin dur. Nermin bunu yapmaya hakkın yok. Seni evde bekleyen insanlar var. Nermin. Sevenlerim var. Annem var, kardeşim var, yapma bunu. Nermin. Bak bir dinle beni. Tamam yaklaşmıyorum dur. Dinle beni. Bir konuşalım. Yapamıyorum. Anlamıyor musun? Katlanamıyorum. Nermin. Tamam hepsini konuşacağız. Nermin bana bak. Nermin. Nermin. Nermin dinle beni. Nermin. Tamam.
Tamam, geçti. Geçti. Tamam. Yaşayacaksın. Nermin. Dayan biraz. Biraz daha. Sık dişleri Nermin. Nermin. Sakin olun ha? Asiye Hanım. Bu kadar koy vermeyin kendinizi. Hayırlı haberler çıkar inşallah. Hayır bunun neresinde Sultan Hanım? Çekip gitti mi? Canına mı kıydı? Allah korusun Asiye Hanım. O nasıl söz? Ah kızım ah. Kızım benim. Anne bırakma kendini. Kızım bir daha ara bakayım şu abini. Baba kaç kere aradık cevap vermiyor. Of, aklımı kaçıracağım ya. Oğlum bir soramadın mı sen de? Ne bileyim baba. Öyle ok gibi fırladı gitti işte. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.
Nermin abi. Dün akşam kaçmış gitmiş. Nermin. Dün gece. Nereye gitmiş ya? Gitmiş işte evladım. Gitmiş kızım. Peki paşam nerede? Çok aradık Hasan abi. Cevap vermiyor. Nasıl açmaz ya, Allah Allah. Anne sakin ol, ne olur. Anne, yapma Allah aşkına. Biliyordum ben böyle olacağını, biliyordum. Biliyordum kötü bir şey olacağını. Nereye gitti, canına mı kıyacak, ne yapacak yavrum? Anne, siz bir içeri geçin isterseniz he. Bak tansiyonu fırlayacak yine. Yok, bir yere gitmem ben. Kızımı görmeden şuradan şuraya gitmem. Melek. Anne, hadi içeri gidelim. Doğru söylüyor Asiye Hanım. Konu komşu da böyle kapı ağzında. Anne, hadi. Tamam, tamam. Biraz nefesleneyim. Geçeriz, tamam. Melek, ara şu Ender denilen herifi. Bak aklıma kötü kötü şeyler geliyor ha. Yaşayacaksın Nermin. Yaşamak zorundasın. Yaşayacaksın. Şükrü. Ya Şükrü. Bir şey olacağından falan değil de. Şeytan da bir taraftan dürtüyor be oğlum. Bu kitapsızın telefonu cevap vermiyor. Mehmet'in de. Nermin'in telefonu da burada. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Hepsi o işte. Şükrü, bu kız gece çekip gitti diyorsun. Ya bu kitapsız bu kıza bir şey, ne bileyim, Mehmet de tahmin edip... Bilmiyorum abi. Kafayı sıyıracağım. Hani aklımızdan geçenler gibi ters bir durum olsa, kara haber tez duyulur hesabı bir yerden çıkardı yani. Ya hayırlı bir haber çıksın da nereden çıkarsa çıksın. Doğru söylüyorsun. Abi burada böyle duracağımıza ben bir karakola gidip sorayım bari. Bir haber var mı, bir şey var mı? Tabii tabii. Sor sen bir. Hadi eyvallah. İyileşeceksin Nermin. İyileştireceğim ben seni. İyileştireceğim. Kimsenin seni benden almasına izin vermeyeceğim. Asla. Asla izin vermeyeceğim buna. Ne pahasına olursa olsun vermeyeceğim Nermin. İşler iyice sarpa sardı İzzet. Bekir öldü. Terzi ile aramız kötü. Ya ya. Ender... Bu işleri kıvıracak çapta, yapıda bir adam değil. Ne kendini idare etmeyi biliyor, ne de başkalarını. Sefa Bey en kötü gününde bile özel meselelerini bize yansıtmadı. Öyle. Kaptanla Cevher ters bir şey yapacak olurlarsa,
Yani ifadelerini falan değiştirmeye kalkarlarsa ne yapacağız? İşte o zaman Kervancıoğlu Holding için geri sayım başlar. Buyurun Ender Bey. Çok kötü bir şey mi yaptınız? Ne yaptınız Ender Bey? Siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Siz çıldırdınız mı? Tamam. Tamam Ender Bey. Tamam. Hemen harekete geçiyorum. Mesele nedir Çağdaş? Çağdaş! Ender. Ne oldu Ender? Çok kötü İzzet. Çok kötü. Çağdaş, taksit taksit konuşup benim asabımı bozma. Anlasana şunu. Ender, Kosovalı ile Nermin'i vurmuş İzzet. Ne? Vurmuş mu? Hasbinallah. Ne yapıyor bu adam be? Ne yapıyor bu adam? İzin vermeyeceğim. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin Nermin. Buna izin vermeyeceğim. Yaşayacaksın hayat. Yaşayacaksın. Var mı bir haber oğlum? Yok baba yok. Zaten polis bu tip olaylarda 24 saat geçmeden herhangi bir araştırma yapmıyormuş. Arayacak kimse de kalmadı. Ne de bir haberi olan var. Ya aslında arayacak biri var. Kim? Filiz Hanım. Var mı numarası kızım? Ya bir ara kaydetmiştim ama silmiş de olabilirim. Bir bak bakalım. Belki vardır onun bir bildiği. Teşekkürler. Mehmet'in teklifini Nermin'le konuşmakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum Aysu. Ben dürüst davranmak istedim. İlk benden duysun istedim ama bilmiyorum işte. Aman Filiz. Her durumda kendini üzecek bir şey buluyorsun mutlaka. Tabii ki dürüst davrandın. İnce düşündün. Niye huzursuzsun ki? Berbat hissetti Aysu. Çok kötü hissetti. Demek ki tam tersini söylese bile bir ümidi, bir beklentisi varmış. Olmasa bile duymak dokunmuştur tabii. Ben onu anlıyorum. Ama sen de kendine düşeni yaptın. Bu durumu bilmesi gereken ilk kişi Nermin. Boş yere üzme kendini artık. Özlem? Filiz Hanım, merhaba. Rahatsız ettim. Olur mu öyle şey aşk olsun? Ne rahatsızlığı? Ne haber, ne yapıyorsun? İyiyim. Filiz Hanım, ben şey için aradım. Abime ulaşamıyoruz da. Yani şöyle anlatayım. Nermin abla kayıp. Ne benim abim ne de sizin abiniz telefonlara cevap vermiyor.
O yüzden. Ne diyorsun sen Özlem? Ya evet. Ya gece çıkıp gitmiş evden Nermin abla. Akşam da bir tuhafmış hali. Ya böyle evdekilerle vedalaşır gibi falan. Abime de ulaşamayınca belki siz bir şeyler biliyorsunuzdur diye şey ettim ben. Ben tamam. Tamam anladım Özlemciğim. Ben de onlara ulaşmaya çalışacağım. Bir şey öğrenirsem de size haber veririm, oldu mu? Tamam. Sağ olun Filiz Hanım. Görüşürüz. Ne oldu? Mehmet'in kardeşi. Nermin kayıpmış. Mehmet'e de Ender'e de ulaşamıyorlarmış. Hayda. Nereden çıktı şimdi bu ya? Hata ettim. Hata ettim Aysu. Nermin'e hiçbir şey söylemeyecektim. Bu benim suçum. Bir sakin ol Filiz. Nasıl sakin olayım Aysu? Ya kendine kötü bir şey yaparsa? Ya kendine zarar verirse? Daha neler Filiz ya? Dur hemen paniğe kapılma. Hem nereye gideceksin ki? Bilmiyorum, aileye giderim. Of, ailesinin durumunu düşünemiyorum ben şu an ya. Aysu, benim hemen çıkmam lazım. Filiz! Merak etmeyin. Yaptım Allah'ım. Yaptım. Hayır. Allah'ım hayır. Hayır. Mehmet. 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 Yeter! 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 Yeter Nermin! Haram o! Ben buradayım işte! Yanında ben varım! Bir şey olduğu yok. Yok Aysu. Kesin kötü bir şey oldu. Of Allah'ım ya. Ne alakası var? Dur bir sakinleş. Biliyorum Aysu. Kötü bir şey oldu. Allah kahretsin. Konuşmayacaktım Nermin'le hiç. Of hayretsin Filiz ya. Ya gitmiştir bir yerlere. Uzaklaşmıştır. Hemen böyle apar topar gitme. Önce bir sakinleş. Mehmet yeniden nerede peki? Arasana mı Mehmet'i? Sen ve ben. Sadece ikimiz. Yeni bir hayata başlayacağız.
Kabulleneceksin Nermin. Kabullenmek zorundasın. Biz birbirimize aitiz. Bunu anlayacaksın Nermin. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlayacaksın. Nermin. Nermin yapma. Bunu bana yapamazsın. Yaşayacaksın. Yaşamak zorundasın. Yapma Nermin. Allah'ım. Allah'ım bana yardım et. Neredesin Çağdaş? Neredesin? Aç şunu Çağdaş. Aç şu telefonu. Alo. Çağdaş. Neredesin? Ender Bey. Birazdan oradayız Ender Bey. Alo. Karis burada. Ender Bey. Ender Bey birazdan oradayız. Daha hızlı gidiyor mu bu? Allah kahretsin. Dayan hayatım. Dayan bir tanem. Nermin! Kızım neredesin yavrum? Sakin. Satanım! Satanım gitti kızım gitti! Ay Allah'ım benim canım al onun kara haberi gelmesin inşallah. Duyar duymaz koştum geldim. Ne yapar nereye gider ki bu çocuk? Allah vere de bir cahillik etmesin. Nasıl oldu da anlamadık. Nasıl oldu da gidiverdi. Yüzün gözün şişmiş Asiye Hanım. Sakin ol yıkma kendini. Allah büyüktür. Ne yaptıysak tansiyonunu düşüremedik. Epey yüksek. Bir doktora mı götürsek, ne yapsak? Anne sen de sakin olmaya çalış biraz. Nasıl sakin olayım, nasıl sakin olayım? Nermin, neredesin yavrum, neredesin? Azıcık limon sıkıp da getiriver Melik. İçirelim belki faydası olur ha. Ben getiririm Melek abla. Baba otur sen şöyle. Sağ olasın oğlum. Hayırlısı diyeceğim ama bir kere değil bin defa söyledim oğlum. Bırak dedim, uğraşma dedim. Baba. Dinletemedim oğlum. Dinlemedi. Celal baba. Bir de işin iyi tarafından bakalım istersen ha. Belki de bulmuştur Nermin'i. Belki de cep telefonu yanında değil. Ne bileyim işte. Abi dediğin gibi çıkıp gittiyse demek ki biliyor Nermin bacının nereye gittiğini. Bilmiyorum Numan bilmiyorum. Nermin kaçtı gitti deyince böyle mermi gibi fırladı gitti o da. Ne arkasından koşabildim ne herhangi bir şey söyleyebildim. Şaşırdım kaldım. En iyisini dileyelim Allah'tan ama kötü kötü şeyler geliyor insanın aklına. Sanki Nermin'in nereye gittiğini, niye gittiğini biliyormuş da gitmiş gibi. Of, ne bileyim baba. Yani kötü bir şey olsa mutlaka haber verirdi. Nermin'i bulsa mutlaka getirirdi. Şaştım kaldım bu işe ya. Ah.
Filiz, bak şu an mahalleye gitmen sana iyi gelmeyebilir. Gel bir içeri girelim, bir sakinleş, kendine gel. Olanlardan da boş yere kendini sorumlu tutuyorsun. Boş yere mi? Ben sorumlu değilsem kim sorumlu peki Aysu? Ya Filiz, ne olur sakinleş. Anlamıyorum, niye kendini suçluyorsun? Hataydı. Nermin'le konuşmam hataydı Aysu. Of, hayretsin ya, ne alakası var? Sen incelik ettin, gittin, konuştun. Büyütme artık bunu. Dur, hemen gidersen orada daha da kötü hissedeceksin kendini. Ha, ne dersin? Biraz zaman geçsin, kendine gel, sonra gidersin. Ben Mehmet'i bir daha arayayım. Hadi Mehmet, aç şunu. Lanet olsun, aç şunu. Ben ne yaptım Aysu? Sakin ol canım. Açsana şunu Mehmet. Aysu açtı. Açtı telefonunu. Hadi Mehmet. Hadi yalvarırım, aç şunu ne olur. Nermin, sevgilim, ne olur bak gözlerime. Gözlerini aç. İyi olacaksın. Birazdan burada olurlar. Hadi aç gözlerini. Bak, bak, geldiler işte. Çağdaş! Burada! Buradayız!
Durumu nasıl? Yarısı ağır gibi görünüyor. Çok kan kaybetmiş. Nabzı çok düşük. Hastane ortamında ameliyat gerekiyor. Bu mümkün değil. Ameliyatı sen yapacaksın. Ne gerekiyorsa ben ayarlayacağım. Benden öyle şeyler bekliyorsunuz ki. Ben sihirbaz değilim Ender Bey. Bu ameliyatı yapacaksın. Onu kaybedemem, anlıyor musun? Kaybedemem. Tek şansım bu. Onu yaşatacaksın. Yoksa seni gebertirim. Nermin Hanım'ı helikoptere taşıyorum. Yanlış anlamayın ama nasıl bilmezsiniz Ender Bey? Bilmiyorum dedim sana Çağdaş. Ama ne düşündüğümü soruyorsan umarım gebermiştir. Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen benimle nasıl konuşuyorsun Çağdaş? Ender Bey. Kes sesini. Bir daha benimle senli benli konuş. Yerini bil, haddini bil. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı Ender Bey. Karına ve düşmanına kurşun sıkıp elini kolunu sallayarak hayatına devam edebileceğini mi sanıyorsun? Kapa çeneni. Bu işten yakanı kurtaramayacaksın Ender. Uyan artık. İçine düştüğün pisliğin farkında değil misin? Şimdi senin evine gideceğiz. Gelişmeleri takip edip çözüm bulacağız. Anladın mı beni? Sana geldik oğlum İzzet. Her şey çorap söküğü gibi dökülürken şimdi de bu. Bakalım nasıl bitecek bu masal. Ne yapacağız İzzet Bey? Birazdan burada olurlar. Son derece hızlı alıp eve geçeceğiz. Son derece hızlı, tamam mı? Tamam İzzet Bey. Ha, bir şey daha var. Bugün burada olanlardan kimsenin haberi olmayacak, anladınız mı? Anlaşıldı İzzet Bey. Ha, Fenderov. Konuşmalıyım. Ne anlatacaksınız Filiz Hanım'a? Kosovalı ile Nermin Hanım'a kurşun yağdırdınız mı? Ulan sen kimden yanasın? Beyler. Lütfen. Durumun artık farkına varın Ender Bey. Telefon yok. İletişim yok. Gözünü konuş benimle. Mehmet dayan ne olur. Mehmet. Kimse yok mu? Yardım edin. Mehmet.
Mehmet. Mehmet aç gözlerini, konuş benimle. Mehmet. Geliyor. Çocuklar, son derece hızlı davranacaksınız, tamam mı? Kosovalı'dan haber var mı Çağdaş? Henüz hiçbir şey bilmiyoruz. Olayın olduğu yere birilerini gönderip durumu öğrenelim. Bu çocuk çıldırdı mı Çağdaş ha? Delirdi mi bu çocuk? Bilmiyorum İzzet. Bilmiyorum. Ama kontrolünü tamamen kaybetti. Aklını mı kaybetti bu ha? Neden yapıyor bunları? Gözünü kan bürümüş bunun. Şu andan itibaren hayatının %100 değiştiğinin bile farkında değil. Emniyet en kısa zamanda peşine düşecektir. Kosovalı ölse de yaşasa da peşine düşecektir emniyet. Kaptan ve Cevher'de de bir terslik yaşarsak... Ender Kervancıoğlu diye biri artık kalmaz. Hayatı biter. Çağdaş, bir kadın için değer miydi ha? Hayatını mahvetmesine değer miydi? Evet, kurşun yarası doktor bey. Hayır hayır, iki tane. Çok kan kaybetmiş. Efendim? BRH pozitif. Ben 5 dakika sonra oradayım doktor bey. Tamam. Mehmet dayan. Mehmet dayan canım. Dayan canım, yanındayım. Nermin yaşıyor. Nermin mi? Mehmet, Nermin'e ne oldu? Mehmet gözlerini aç, yalvarırım. Ne oldu Nermin'e? Mehmet kapama gözünü aç. Mehmet. Mehmet, Nermin'e ne oldu? Allah kahretsin. Hadi yardım et. Tut şundan, yavaş. Tut. Yavaş. Kaldır. Bu tarafta. Yaşayacaksın.
Doktor. Yaşamak zorunda. Beni anlıyor musun? Yaşamak zorunda. Bu şartlarda elimden gelen her şeyi yapacağım Ender Bey. Ama benden mucize falan beklemeyin. Artık hastane için de çok geç. Şimdi dışarı çıkın, dua edin. Ender Bey. Dışarı çıkalım. Hadi. Alo. Aha. Tamam. Kosovalı'yı götürmüşler Ender Bey. Adamlar tarif ettiğiniz yerde bulamamışlar. Kim götürmüş olabilir? Bilmiyorum. Öldü mü kaldı mı belli değil. Dua edelim de ölmesin. Belki de ölmesi daha iyi. Ya üzerinden çıkacak kurşun? Ender Bey'in ruhsatlı tabancasından çıktı. Balistik izi sürüp Ender Bey'in peşine düşeceklerdir. Bakın Ender Bey. Teslim olup ağır tahrik suçlamasıyla belki... Çağdaş, delirtme beni. Anlamıyor musun? Teslim olmayacağım. Başka bir çaremiz yok Ender Bey. Bana bir yat bulacaksınız. İkimize de pasaport. Yatla Yunan adalarına kaçacağım. Bu benim için tek kurtuluş. Başka türlü bir kurtuluş yok benim için. Anlıyor musunuz? Burada bekleyin hanımefendi. Filiz Kervancıoğlu. Buyurun benim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hasta eşiniz mi? Hayır değil. Hastanın ismi nedir? Mehmet Kosovalı. Kimin vurduğunu biliyor musunuz? İyi misiniz hanımefendi? İyiyim. İyiyim, teşekkür ederim. Hala çok yüksek. Hadi artık ağlama Asiye Hanım. Bak iyice hasta ediyorsun kendini. Nasıl ağlamayayım? Neredesin yavrum? Neredesin? Sağ salim gelir inşallah Asiye Hanım. Yüreğinizi ferah tutun azıcık. Asiye teyze. Sağ olasın kızım. İsterseniz bir 5 dakika dinlenin. Sonra konuşuruz. Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Ben de ailesine, yakınlarına haber vereyim. Peki.